İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mıgırdiç Mike Kazancıyan, Yerebulur adlı panteona defnedilecek. Paşinyan, Ermenistan Avrupa yapılarıyla çok taraflı ilişkiler geliştiriyor. Artsak'taki Avrupa Futbol Kupası 2019 turnuvasının yüksek seviyede gerçekleştirilmesine çalışılıyor. İdlib sakinleri Suriye ordusunun müdahalesini istedi. ABD Senatosu Suriye ve müttefikleri aleyhindeki yaptırımları onayladı. Diyarbakır'da define hırsızları 1200 yıllık İncil'i satmaya çalıştılar. Alaşgert alanı Bağarşagert. Mıgırdiç Mike Kazancıyan'ın cenaze töreni 7 Şubat Perşembe günü Yerevan'ın Kont semtindeki Surpovanneski Lisesi'nde gerçekleşecek. Cenaze 8 Şubat Cuma günü saat 13'te Yerebulur adlı onursal panteona defnedilecek. Mıgırdiç Kazancıyan 1956'da Lübnan'ın Ancar şehrinde doğdu. 1975'teki Lübnan İç Savaşı'na katıldı. Savaş sırasında yaralandı. Ameliyattan sonra 1976'da Fransa'ya taşındı. Ermeni gizli ordusu Asala'nın fikirlerinin yayılmasına adanmış. Ermeni Halk Hareketi'nin yaratılması ulusal acılar içerisinde kıvranan genç Mıgırdiç'te yeni ümitler doğurdu. O hiç düşünmeden yeni kurtuluş mücadelesinin destekçileri arasına girdi ve yaşamının sonuna kadar bu amaca sadık kaldı. 1994 yılında Ermenistan'a taşındı. Mıgırdiç Kazancıyan, Artsakh'a destek sağlayan kuruluşlara önemli katkılarda bulundu. Armen Press'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Deutsche Welle'nin Rusça servisiyle yaptığı röportajda Almanya hükümeti Ermenistan'daki demokratik, gerçek, kurumsal değişikliklerle ilgilenmektedir, dedi. Başbakan, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaretine ve Başbakan Angela Merkel ile görüşmelerde elde edilen sonuçlara değinerek şunları söyledi. Bence temel sonuç Ermenistan'da Almanya yatırımlarıyla ilgili net düzenlemelerin olduğudur. Bizler Avrupa Birliği ile Almanya'nın reform gündemini destekleyeceği konusunda anlaştık. Almanya hükümeti Ermenistan'daki demokratik, gerçek, kurumsal değişikliklerle ilgileniyor. Başbakan Ermenistan'ın çok taraflı ilişkiler geliştirdiğini vurguladı. Biz ilişkilerimizi her yönde geliştiriyoruz. Dediğim gibi Avrupa Birliği demokratik reformlarımızı destekliyor. Avrupa Birliği'nin Avrasya Ekonomik İşbirliği ile Avrupa Birliği arasında seçim yapmamız gibi bir sorunu önümüze koymaması önemlidir. Biz Avrasya Ekonomik İşbirliği ile Avrupa Birliği arasında seçim yapmak gibi bir soruna karşı karşıya değiliz diyen Paşinyan, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne başkanlık yaptığını vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, olsun Avrupa Birliği ve olsun Avrasya Ekonomik İşbirliği ile olan ilişkilerimiz tüm ortaklarımız için kesinlikle şeffaftır. Biz kendi ilişkilerimizi başka bir ortağa rağmen başka bir ortakla geliştirmeye çalışmıyoruz. Burada kesinlikle netlik ve şeffaflık vardır, diye açıkladı. Artsak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Ağabalyan basına yaptığı açıklamada Artsak'ta 1-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Kupası 2019 turnuvasını yüksek düzeyde gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bununla ilgili çalışmalar şimdi Konifa ile işbirliğiyle gerçekleşmektedir, dedi. Bakanın sözlerine göre Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleşen Konifa Kongresi'nde Avrupa Futbol Kupası 2019 turnuvasına katılacak olan 12 takım belirlendi. Bakan Narine Ağabalyan konuşmasında Konifa tarihinde ilk defa futbol maçları 4 sahada gerçekleştirilecek. Askeran, Martuni, Mardagert ve Stepanagert'teki sahaların yenilenme çalışmalarına başlanmış durumda. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra uluslararası kriterlere uygun statlara kavuşmuş olacağız ki bu durumun Artsakh'ta sporun gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Türkiye tarafından işgal edilmiş olması nedeniyle Batı Ermenistan Devleti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadığı unutulmamalıdır. Türkiye tanınmış ve sonra Batı Ermenistan'ı işgal etmiştir. 1894-1923 yılları boyunca Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş topraklarında birbirini takip eden üç Türk hükümetlerinin yerli Ermeni halkına soykırım yaptığını hatırlayalım. Karin Erzurum şehri Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir ve müttefik devletler tarafından 1920 yılında tanınmıştır. Al-Nusra cephesinin hakim olduğu İdlib eyaleti sakinleri devam eden tutuklamalar, infazlar ve
hırsızlıktan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Onlar kendilerinin teröristlere karşı verdikleri mücadelede Suriye ordusunun askeri güç olarak kendilerine yardım etmeleri çağrısında bulundular. İdlib valisi Muhammed Fadi Sadun da bölge sakinleriyle aynı fikirde ve işgalden sonra eyalet sakinlerinin durumuyla ilgili kendi endişelerini dile getirdi. Vali Sadun konuşmasında vatandaşlar Suriye ordusunun askeri yardım sağlamasını istiyor. El-Nusra cephesi teröristleri bu eyalette kontrolü ele geçirdiğinde sivilleri tutukladılar, mülklerini, evlerini ve tarım alanlarını yağmaladılar. Suriye hükümeti bölge halkına sağlık ve eğitim kaynakları sağlama doğrultusunda çalışıyor. Devlet tıp merkezlerine ilaçlar, öğrenciler için ise kitaplar gönderiyor. Aslında ne Nusra cephesi ne de Türkiye yakınlarındaki terörist gruplar silahtan arındırılmış bölgeden çekilmeyi tanımlayan Rus-Türk anlaşmasının gereklerini yerine getirmedi. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın raporları Türkiye'nin Suriye'ye ve elbette teröristlerin etkisi altındaki bölgelere 1.6 milyar dolar gönderdiğini kanıtladı. Türk yetkililer bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek için Suriye ve Türkiye sınırına girmeye çalışan yabancı teröristlere, özellikle de Türk insanlarına yardım etmeye çalışıyor, dedi. ABD Senatosu Suriye ve müttefikleri aleyhindeki yaptırımları onayladı. Elde edilen bilgilere göre yaptırım kararı Orta Doğu'da Amerika'nın güvenliğini güçlendirme politikasını içeriyor. Senato, Suriye'den birliklerin acilen çekilmesi adlı tasarı ekini 23 olumsuz oya karşı 77 olumlu oyla onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, belgeyi savunmayan tek cumhuriyetçi oldu. Cumhuriyetçiler tasarıyı onayladı ancak son aşama olarak yasa tasarısı demokratların egemen olduğu Temsilciler Meclisi tarafından değerlendirilecek. Yaptırımlar Suriye'yi destekleyen Rusya ve İran'ı da etkileyecek. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kayapınar ilçesinde deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşması üzerine operasyon başladı. Şüphelilerin üstü ve iş yerlerindeki aramada deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Alaşkert alanı Vahşagert. Alaşkert alanı Vahşagert, Batı Ermenistan Dağlık Platosu'nun Ermeni Barı yani Ermeni Sıra Dağları'nın devamını oluşturan Şaryan ve Zahkans dağ silsilesinin arasında yer almaktadır. Yüksekliği 1900 metre, merkezdeki yüksekliği ise 1650 metredir. Alaşkert alanı kükürt ve torf madeniyle zengindir. Burada cermuklar sıcak sularda mevcuttur. Kışları çok sert, yazları ise serindir. Ağustos ayının ortalama sıcaklığı artı 16 dereceden artı 18 derecedir. Ağustos ayının ortalama sıcaklığı artı 16 dereceden artı 18 derecedir. Nehir ağı yoğundur. Kışın birçok nehir donar. Ana nehri Arazani'dir. Alaşkert alanında verimli kara topraklar vardır. Manzarası çayır bozkırdır. Vadilerde ve dağlık vadilerde çalılıklar mevcuttur. Alaşkert alanı temel olarak tarihi Bagrevant eyaletine denk gelir. Alaşkert Ovası'nın güneydoğu kısmına antik dönemde Zirav alanı, ana bölümünü oluşturan batı kısmına ise Bagrevant alanı denirdi. Alaşkert alanında bulunan Alaşkert şehri 2. yüzyılda Ermeni kralı 1. Varş tarafından kurulmuştur. Alaşkert Ovası'nın güneydoğu kısmına antik çağda Zirav alanı denirdi ve burada 371 tarihinde Kral Bab ve Başkomutan Muşeh tarafından yönetilen Ermeni ordusu muhteşem bir zafer kazanmıştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin topluluğundan Alaşkert Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Oh,
Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.